Tabii ki bir cumhurbaşkanı ya da enerji bakanı bu konuların uzmanı değildir. Ama kendilerine aktarılan bilgiler çerçevesinde bir şeyler söyleniyor. Siyasiler de bunları bir umut yaymak için mutlaka kullanıyorlar. Zihin okuma çabasında değilim. Ben işin bilimsel tarafını söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla çok daha uzun süre geçmeden siz bu rezerv konusunda bu rakamı söylediğiniz zaman bunun halk nezdinde bir inandırıcılığı belli bir süre olabilir ama bu konuyu bilenler nezdinde bunun çok fazla bir değeri yoktur. Şu aşamada tahmini bile diyecek durumda değiliz. Yani çok kaba varsayımlarla Özlem Hanım, yani bu katmanların işte gözenekliliği %20-20-20'dir. Su doymuşluğu %20-20, yani böyle bir şey yok. Siz burada bir kuyu delersiniz. İkinci tespit kuyusunu delmeye kalktığınız zaman, bugün Cumhurbaşkanı'na da onu söylettirdiler. Daha tespit kuyuları deleceğiz dedi. Bazı şeyleri yani önüne verilecek metin tabii. Siz o tespit kuyusunu bir kilometre ötede delin. Burada 100 metre içinde gaz olan kum taşı geçebilirsiniz. 100 metre ötede 30 metre gazlı formasyon olur. Ama bir başka kuyuda 150 de olur. Yani bunun iki katı da rezerviniz olabilir. Birincisi, böylesi bir açıklamanın yapılmasının son derece erken olduğunu, yanıltıcı olabileceğini kalınca altını çizerek söylemek istiyorum. 320 milyar metreküp açıklamak için erken. Doğru mu anlıyorum? Daha çok kuyu deleceksiniz. Uzun süreli teste tabi tutacaksınız. Ben çok not aldım. Diyor ki bütün testleri yaptık diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi doğaldır yani, petrol mühendisi değil. Yani hangi bütün testler? Siz kuyuyu tamamlayacaksınız, gerekli düzene indireceksiniz, bunu uzun süreli farklı akış debilerinde akıtacaksınız. Nasıl bir basınç düşüyor onu gördükten sonra sismik veriler ve diğerleriyle hepsiyle birleştireceksiniz. Ama bu sadece bir kuyuda da olmayacak. Yılda, şu son yıllarda biraz düştü ama yaklaşık 50-52 milyar metreküp gaz tüketiyoruz. Dolayısıyla bu Türkiye'nin, küçümsemek için söylemiyorum, doğru olduğunu varsayarsak 6 yıllık Türkiye'nin tüketimidir. Önemlidir ama yani her şeyi dediğim gibi mecrasında tartışmakta yarar var. Gereksiz abartılara gitmeyelim. Erken açıklama. Bunu da arkadaşlarımdan rica ediyorum. Lütfen ekrana yazalım. Doğalgazda %99,6. Doğru mu anlıyorum? Doğalgazda Türkiye %99,6 oranında dışa bağlı maalesef, şu anda. Maalesef. Petrolde %94,3. Kimdir? Nereden alıyoruz? Doğalgazı nereden alıyoruz Sayın Pamir? Bize tabloyu biraz kırılımlarıyla anlatır mısınız? Tabii, rica tabii. Size? Şimdi Türkiye uzun yıllardır çok ağırlıklı olarak Rusya'ya bağımlı. İki ayrı boru hattıyla Rusya'dan alıyoruz. Bunlar uzun vadeli anlaşmalardır. Yani imzalandığı tarihten itibaren 25 yıl al ya da öde koşullu almakla yükümlü olduğunuz belli miktarları alma taahhüdü verdiğiniz anlaşmalardır. Bir Rusya, iki bağımlılık sırasıyla söylüyorum İran'dır. Bir boru hattıyla alıyoruz. Türkiye-İran gaz boru hattı. Bir de iki boru hattı olduğu Azerbaycan'dan alıyoruz. Tanap ve Güney Kafkasya gaz boru hattıyla. Bunlar boru hatları. İki tane de gene uzun vadeli bağlantımız var. Nijerya ve Cezayir'den sıvılaştırılmış gaz olarak alıyoruz. Onun dışında da hani yıllık olarak söylüyorum çünkü aylık bazda değişebilir. Şu sıralar biraz fazla spot alım yapıyoruz. Spot piyasadan da sıvılaştırılmış gaz alıyoruz. Dolayısıyla ağırlıklı olarak Rusya'ya bağımlı olduğumuz, son yıllarda biraz düşmekle beraber bir tablo söz konusu. Eğer rezerv doğruysa o zaman doğal gaz fiyatlamasında nasıl bir etkisi olur? Yani doğrudan vatandaşa, şimdi çok müjdeli bir haber olarak sunuldu ya, 81 milyon bir toplum nüfusunu düşünecek olursak doğrudan vatandaşın hayatını değiştirecek nasıl bir iyi haber var bu işte? Hangi yatırımı yapacaksınız? Çünkü çok pahalı yatırımlar bunlar. Dolayısıyla yani her şeyi yerli yerinde konuşalım. Tekrar ediyorum. Bu keşif miktarı 10 milyar metreküp de olsa. Sayın Pamir, doğalgaz fiyatlamasına nasıl yansıyacak? Yani iyi senaryo konuşalım, uzun vadeli konuşalım ama günün sonunda faturaya nasıl yansıyacak? Yani bugünden yarına olmayacak bir kere. Şimdi bugün dünyada şöyle bir sıkıntı var. Bizim açımızdan belki bir avantaj ama talep düştü. Yani talep düştüğü için, gerçi bizim için çok büyük bir avantaj olmuyor. Şöyle, talep düştüğü için pandemi ve onun öncesinde başlayan ekonomik kriz nedeniyle küresel ölçekte hem petrolde hem doğalgazda talep düştüğü için
Arz bunun çok çok üstünde kaldı. Arz fazla olunca doğal olarak fiyatlar düştü ama nerede düştü? Spot piyasada düştü. Türkiye'nin Rusya ile ve diğer saydığım ülkelerle uzun vadeli anlaşmaları belli fiyat formülleri üstündedir ve al ya da öde koşulludur. Siz bu fiyat formüllerini karşıyla müzakere edip, ikna edip düzeltemezseniz ya da tahkimde düzeltemezseniz bu fiyat mekanizması devam eder. Oysa hani petrol fiyatları düştüğü için yansır ama örneğin Avrupa spot fiyatları da formüllere koymayı, özellikle Rusya'yı ikna etmeyi başardı. Bu bir müzakere gücüdür, ekonomilerinin gücüdür, karşılıklı alışveriştir. Ama Türkiye Avrupa'ya göre gerçekten %70-80 daha pahalı hale alıyor gazı. Şimdi bizim ürettiğimiz gazın bir kuyu başı maliyeti olacak. 1900 metre su derinliği var. 2500 metrede onun altında gidiyorsunuz. Diğer kuyuları da açacaksınız. Bunun maliyeti mutlaka yansıyacak. Örneğin bugün İsrail'in Leviathan ve Tamar sahalarındaki üretimi, kuyu başındaki fiyatı Avrupa'nın gaz ithalat fiyatının üstünde. Bunu ben söylemiyorum. Yani Avrupa Komisyonu raporlarında var. Rum kesimindeki uzmanlardan örnek vereyim. Charles Elinas'ın raporlarında var. Diyor ki bu gazı satması ne İsrail'in ne Güney Kıbrıs Rum yönetiminin mümkün değil. Çünkü halen Avrupa kuyubaşı İsrail'in mesela maliyetinden daha ucuza gaz alıyor, arz fazlası var. Bunun gibi faktörler var. Ama son tahlilde bu sizin bir keşfinizdir. Ne kadar olursa olsun bir biçimde olumlu yansıyacaktır. Spot yerine bunu alırız diyebilirsiniz. Eğer petrol fiyatları yükselirse spot fiyatlar da yükselir. O zaman ürettiğiniz gazın maliyeti size dokunmaz. Yaptığımız yayını özetleyecek olursak doğalgaz açısından bir şu anda 320 milyar metreküp rezervin altında da bir rezervle karşılaşabiliriz, üstünde de bir rezervle karşılaşabiliriz. Net bir rakam söylemek imkansız. İki, çıkarılma maliyetlerini hesaplarsak ve petrol fiyatlarını da düşünürsek uzun vadede faturalara nasıl yansıyacağını ancak öyle hesaplayabiliriz. 3. Türkiye şu anda doğalgaz açısından %99,6 oranında dışa bağımlı bir ülkedir. Birinci sırada Rusya'dan, ikinci sırada İran'dan, üçüncü sırada Azerbaycan'dan ve spot gaz olarak da Nijerya ve Cezayir'den gaz alıyoruz şu anda. Bu şu mu demek aynı zamanda Rusya'yla, İran'la ve Azerbaycan'la iyi geçinmek zorundayız? Hem NATO üyesisiniz hem de görüyorsunuz Suriye'de iki cami arasında namaz kılmaya çalışıyorsunuz. Bir gün Amerika ile bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Adamlar PKK'yı destekliyor. Dönüyorsun bu tarafa. Rusya diyor ki bak Suriye'nin yasal olarak kabul edilen bir hükümeti var. Sen ondan niye itişiyorsun, kakışıyorsun? Ayrıca Rusya'nın orada çıkarları var. Yani bir o tarafa bir bu tarafa yatıyorsunuz. Enerjide %38 düşmüş haliyle %40 Rusya'ya bağımlısınız. Petrol ve ürünlerinde %30-40 ham petrol ve ürün de alıyorsunuz. Gene Rusya'ya bağımlısınız. Taş kömüründe %30-40 Rusya'ya bağlısınız. Yıllara göre zikzaklar çizer. Akkuyu eskaza olacak olursa inşallah olmaz. %100 Rusya'ya bağımlısınız. Yani bir de böyle bir sıkıntınız var. Onun için yani bu bağımlılık çok sıkıntılı bir konu. Bunu sadece doğalgazla da çözemezsiniz. Bu sahayla da çözemezsiniz. Türkiye'nin çözebiliriz. Sayın Pamir, neyle çözebiliriz? Çünkü insanlar diyorlar ki bir de şöyle bir yaygın düşünce var. Ya işte bu muhalif gözüken uzmanlar veya muhalefet eden insanlar hiçbir çözüm önermiyor. Bir günde sevinin kardeşim Türkiye'nin çıkarlarına. Bak seneler sonra böyle bir keşif yapılmış. Enerjide bağımsızlık yolunda değerli bir adım atılmış. Zaten dış mihraklar yaptıkları uluslararası anlaşmalarla senelerce Türkiye'nin kendi madenlerini çıkarmasına engel oldular. Bunu kıracak önemli adımlar atıyor iktidar. Niye siz böyle bu vatansever duygularla bu işe ortak olmuyorsunuz diye sürekli bu eleştiriler de geliyor. Hem bunlara belki bir cevabınız var mıdır? Sizi de çünkü aynı şekilde eleştiriyorlar biliyorsunuz sosyal medya üzerinde. Hem de madem böyle bir sarmalın içinde Türkiye enerji meselesinde, bakın petrolü anlattınız, taş kömürünü anlattınız. O zaman diyorlar ki nükleeri bunun için yapıyoruz işte, bu bağımlılığı kırmak için diyorsunuz ki orada da Rusya ile göbekten bağlısınız. Peki Türkiye kendi enerjide bağımsızlığını ve buna bağlı olarak bağımsız güvenlik politikalarını nasıl kurabilir? Sevgili Özlem Gürses, yani ben hiç üstüme alınmıyorum o tür eleştirileri. Çünkü
eleştirilerin 10 katı kadar çözüm önerisini yıllardır söylüyoruz. Yani gerçekten nesnel olarak namusuyla bu işe bakan herkes bilir ki eleştirinin çok daha ötesinde çözüm önerisi getiriyoruz. Sizin daha yayınlanmadan önce sahiplendiğiniz Eksik Olmayın kitabım bunlarla dolu. Ama özeti şudur. En basiti, Türkiye geçen sene 303 milyar kilowatt saat, kabaca 300 deyin, elektrik tüketmiş. Sadece yenilenebilir kaynaklarımız henüz devreye alınmamış. Rüzgar, güneş, jeotermal, biyoyakıt, kısmen de hidro. Bunları topladığınızda 613 milyar kilowatt saat orada duruyor. Siz inşaatı, yakıtı, operasyonu yani işletmesi ve yakıt muamelesi dediğiniz yakıtların nasıl halledileceği meselesini anlaşmayla %100 Rusya'ya vermişsiniz. Bağımlılığı azaltıyoruz diyorsunuz. Yani kusura bakmayın ama buna sadece tebessüm edilir. Dolayısıyla yenilenebilir kaynaklarınız var. Bunun enerji karışımındaki payını lafta değil, özde artıracaksınız. Bir de enerjiyi verimli kullanacaksınız. Dolayısıyla bunun çözümü var ama siz sürekli olarak dışa bağımlı kaynaklar üstünden gidiyorsunuz. En son dönemde yapılan santrallerin çoğu doğalgaz, çoğu gene ithal kömür. Yani incelediğiniz zaman bunlar ortada. Onun için yani ben hiç üstüme alınmam, dokunmaz. Hani yeminli böyle ne söyleseniz eleştirecek trollerin söylediğine de kusura bakmayın. Kulaklarım kapalı. Ben şey diyorum, kör olmasın demiyorum Hasan Hüseyin'in dizeleriyle. Kör olasın demiyorum. Kör olma da gör beni. Benim işim o. Yani cevapla geçirecek vaktim yok. Neden dünyanın en pahalı petrolünü kullanıyoruz? Hemen en pahalısını kullanıyoruz. Çünkü üretmeyen bir ekonominiz var. Deli dumrul gibi oturmuşsunuz köprünün üstüne. Vergi salıyorsunuz. Yani sizin rafineri çıkış fiyatınıza bakın. Yani diğer ülkelerden çok daha fazla değil. Yani bizim rafinerilerimiz verimsiz çalışmıyor. Ham petrolün de belli bir maliyeti var. Ama bir geliyorsunuz. Önce bunun üstüne ÖTV ekliyorsunuz, özel tüketim vergisi, çünkü bu elmas gibi bir şey herhalde. O yetmiyor, siz verginin üstüne bir de KDV ekliyorsunuz. Şeyi söylemiyorum, akaryakıt dağıtım şirketleri, bayiler pay alıyor ama daha çok oraya topu atmaya çalışıyorlar. Onlarınki devede kulak, asıl ÖTV ve KDV, vergiden de vergi alan bir sistem var. Üretmeyen bir ekonomi, vurun abalıya, ne yapacaksınız benzin kullanmayıp, mazot kullanmayıp, ne yapacaksınız? Bir alternatifiniz olsa, hani toplum bir ders verir, bir daha da bunu yapamazlar. Mecbur yükleniyorsunuz buraya. Onun için tek taraflı Maliye Bakanlığı buradan vergileri topluyor. İşin özü bu. İktidara geldiğinde bu siyasi parti %67 enerjide, birincil enerji tüketiminde bağımlıydık. %67. Bugün %72. Bildiğim kadarıyla 72-67'den daha yüksek. Dolayısıyla azalmış olmuyor. Yani basit. Bir dakika. Bu flaşın da altını çizmek istiyorum. 2002 yılında bu iktidar göreve geldiğinde Türkiye'nin enerji bağımlılığı tüm enerji kaynaklarında yüzde kaçtı? 67. Bugün %72 küsür. %72,4. Şimdi kaç? 72,4. %72,4. Evet. Şimdi yani siz burada bir keşif yaptınız diye bütün bu gerçeklerin üstünü kapatmak yanlış olur. Yani iktidarın da bunu yapmaması lazım. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, o da bizim kuruluşumuz değil mi? Enerji Bakanlığı'na bağlı, evet. Bunlar gitti, Oruç Reis'i Türk tersanelerinde inşa ettiler. Donanımını belki dışarıdan almış olabilirler. Dünyanın en iyi gemilerinden biri alanında. Personeli ama %60 Türk'tü başladığında. Bugün %100 yerli personelle çalışıyor. Oruç Reis hakikaten gurur duyduğumuz bir uygulama. Bunu da alkışlıyoruz. Dolayısıyla yerli diyebilmeniz için, biz milli petrol politikası, milli maden politikası uyguluyoruz diyebilmeniz için bugün gene 10 kere söylendi. Eğer buysa eksen değişikliği, dışa bağımlılıktan yerliye geldik diyorsanız kusura bakmayın, buna katılamıyorum. Verdiğim örnek nedeniyle, ama MTA'yı da gerçekten her yerde söylüyorum, alkışlıyorum, örnek olsun diye. Peki bu yeni dünya düzeninde bu dönemde Türkiye'nin enerjideki rolü ne olacak? Yani Amerika ve Kuzey Avrupa ülkeleri Kuzey Kutbu'nda, Arktik'te bile petrol ararken işte bizim de bir mavi vatan stratejimiz var malumunuz. Sondaj yapan gemilerimiz var. Bize nasıl bir rol düşüyor bu çerçevede? Bir de bunu yanıtlar mısınız rica etsem? Bir küresel aktör değil ama bölgesel bir aktör. Yani bölgesel onun için etkileri olabilir diye düşünüyorum. En azından
Doğu Akdeniz'de doğru iş yapılıyor. Hani Libya'da yapılan doğrudur, Suriye'de yapılan doğrudur anlamında söylemiyorum. Münhasır ekonomik bölge haklarımızı korumak. Çünkü bu bizim hakkımız. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden geliyor. Ama burada dış politikada bir sıkıntımız var. İhvancı politikalar bizim kıyıdaş ülkelerle ilişkilerimizi gerçekten sabote ediyor. Yani Libya'nın dışında hiç kimseyle iyi ilişkimiz yok. Bu bizim önümüzde büyük engel. Bakın elimizde Yavuz'un, Fatih'in, Kanuni'nin, Barbaros'un, Oruç'un olmasının şöyle bir avantajı var. Bunu öyle kullanmaya çalışalım. Kıyıdaş ülkelerle ve şu ana kadar Rumlarla topa girmemiş şirketlerle. Örnek Rus şirketlerle, Rosneft'le, örnek İranlı şirketlerle, PDVSA ile Venezuela ile bu aktörlerle gelelim, beraber yatırım yapalım Doğu Akdeniz'de. Rumlar bunu çok başarılı uyguladı. Biz de bunu yapabiliriz. Kıyıdaş ülkelerle yeniden gözden geçirelim Doğu Akdeniz'deki politikalarımızı. O zaman bölgeden dünyaya doğru yayılan bir etkimiz olabilir diye düşünüyorum. Ama küresel ölçekte çok fazla, yani ekonominizin durumu belli, dış politikanız belli, ayağınıza bağ oluyor. Ben karşı tarafın her yaptığı doğrudur anlamında söylemiyorum ama biz kendi yapabileceklerimizi yapalım. Dolayısıyla yani o zaman bölgeselden biraz daha öteye geçebilecek bir aktör olabiliriz diye umut ediyorum. Dünyadaki en zengin bor yatakları, yaklaşık %76'sı bilinen rezervlerin, ki kömür yataklarına yakın daha henüz ortaya çıkarılmamış bor rezervlerin olduğunu da bizim maden mühendisi arkadaşlarımız sıklıkla söylerler. %76'sı sizde. Üstelik tenörü de son derece yüksek, değerli bu anlamda. Burada müthiş bir rekabet şansınız var. Ancak bizdeki en büyük sıkıntı borun rafine edilip ürünlerine dönüştürülmesi, katma değerinin artırılması, ondan sonra ihraç edilmesi ve o ihraca yönelik pazarın hem ülke içinde hem de yurt dışında genişletilmesi. Bunu strateji olarak becerebilirsek tamam, ama kayıkçı kavgası şu: devlet mi yapsın, özel sektör mü yapsın? Çünkü bunu ham madde olarak sattığında da büyük kar var. Oysa katma değeri yüksek ürünleri satabilirseniz asıl kar orada, ülkenin de çıkarı orada. Onun için özel sektör sürekli hizmet alımıydı vesaire tırtıklayıp bunu almaya çalışıyor. Bu son derece stratejik bir maddedir. Bunun kesinlikle devletin kontrolünde olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı şeyi bizim petrol ve doğalgaz sektörü için de düşünüyorum. TEPA'nın kesinlikle özelleştirilmemesi lazım ama hazırlıklar hep buna yönelik. Öyle mi? Ankara'da hala TEPA'nın özelleştirilmesiyle ilgili fonuna devredildi. Süreç devam mı ediyor? Öyle tabii, mi duyuyorsunuz? Tabii canım, varlık fonuna devredildi. İçi boşaltıldı. En nitelikli elemanları emekli edildi. Sondaj grubu kapatıldı. Kuyu tamamlama grubu kapatıldı. Şu an sondaj sürüyor. TEPA gemisi yapıyor. Sizin sondaj grubunuz yok. Böyle bir şey olabilir mi yani? Her şey hizmet alımıyla mı yapılır? Olmaz böyle bir şey. Bunlar bir de deneyimli arkadaşlardı. Emekli edilenler. Yani Akdeniz'i bilen, Karadeniz'i bilen, o böyle 5 günde okuldan çıkıp, yani o şekilde olmuyor. Yani 3 günde 5 günde deneyim sahibi olmuyorsunuz. Deneye yanıla, bütün o formasyonları bile bile, o sahaları geze geze 20 senede 25 senede bir birikiminiz oluyor. Koyuyorlar sizi kapıya. Olacak şey değil. Ondan sonra bunun adı neden da... Neden emekli ettiler? Yani zorla mı emekli edildi bu insanlar? Ya emekliliğe zorlandı. Size görev vermiyorum, kızı alıyorum. 3 gün sonra Batman'a yolluyorum, 5 gün sonra Adıyaman'a. Niteliği belli bir adamı getiriyorum, tepenize oturtturuyorum. Yani bunlar mobbingdir. Bugün değilse sonra da bir teşvik veriyorum. Lanet olsun diyor, gidiyor adamlar. Kusura bakmayın kullandığım tabir için ama böyle. Yapılan bu. Yerli olmuyor. En azından hiç değilse onu söylemeyin. Teşekkür ederim. Yani moral peki, bozmak çok teşekkür istemiyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Necdet. Anlıyorum. Sayın Pamir'e çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz efendim bu değerlendirmeleriniz için.